Evet sevgili dinleyenler ve izleyiciler, şu anda Hacı Mustafa Çetin bizlerle beraber. Evet Çetin Bey, neler söyleyeceksiniz seçim öncesinde? Bundan önceki dönemde şu anda eşime belediye başkanıyım. İsmim Hacı Mustafa Çetin, inşaat mühendisiyim. Memleketime gönül sevdasıyla bağlı bir belediyecilik anlayışıyla 5 yılı tamamlamak üzereyiz. Allah'ın izniyle eşimimize daha güzel işler yapabilmek üzere tekrar aday olduk. Tarafımızdan bu eşmenin güzelliklerini, eşmenin insanını ve tüm doğasını tüm Türkiye'yi tanıtarak daha güzel bir eşme sevdasıyla yola çıktık. İnşallah önümüzdeki günlerde vatandaşımızın teveccühüyle tekrar görevimizin başında oluruz diye bekliyoruz. Evet, seçimlere biliyorsunuz çok az bir süre kaldı. Yaklaşık şurada kaç gün var? 9 gün mü var? Evet. Çalışmalar nasıl geçiyor efendim? Şimdi biz eşmemizde 70 yıllık bir hasret olan altyapı, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunu tamamen yeniliyoruz. Şehrimizin birçok noktası kazılmış bir vaziyette. Kışın çamur, yazın toz toprak deryası içinde buluşmaktayız. Nasip olursa bu yıl tamamen 3 yıl içerisinde şehri yeniden modernize edip tekrardan güzel bir şehri eşmeye kazandırmak istiyoruz. Fakat bir altyapıyla günlerimizi tamamlamayacağız. Bunun yanında 22 adet dev projeyle şehrimizin, vatandaşımızın önüne çıktık. Mahcup olmaz isek bu projelerinde %80, %90 yakını tamamlayıp eşmeyi yeniden modern bir şehir haline getirmeye teveccüh gösteriyoruz. Evet, son olarak ilave etmek istediğiniz, notlarınızı da alalım Sayın Başkanım. Her zaman bu memleket için, bu millet için gönül sevdasıyla bir eşmeyi buluşturmak üzere yola çıktım. Yine yapacak olduğum belediyecilik bir sevda belediyeciliğidir. Öncelikle burada toplanan olan, bugün biliyorsunuz kadınlarımız arkamızda. Kadınlarımıza bir müjdeyle eşmede tekrar yola çıkıyoruz. Nasip olursa önümüzdeki 5 yıl içerisinde Hanımlar Lokali adı altında sadece bayanlarımıza has, içerisinde hamamından, saunasından, kuaföründen, diğer türlü işte bütün diğer oyunların olduğu gibi, evet, modern bir salonu gibi şehrimizi, evet, büyük bir ihtimalle kazandıracağız. Dediğim gibi memleket sevdası bizim her şeyimizin üzerinde. Bu sevdayla yola çıktık. İnşallah bu sevdayla bir 5 yıl daha memleketimizi güzellikler sunarız. Halkımıza her zaman gururla sahiplendim. Halkım da bana sahiplendi. Evet. İnşallah ileriki günlerde bu sahiplenme devam eder. 2019-2024 yılının içerisinde eşmemiz yine güzelliklerle buluşur diyerek sandıkları önce Cenab-ı Allah'a sonra eşme halkına bırakarak teşekkür ediyorum. Kaldığımız yerden eşme diyoruz. Şu anda koordinatörümüz bizlerle beraber. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben Ümmü Gezer. AK Parti'ye AK Parti sevdalılarından yıllarca ben bu partiye gönül verdim. Hiçbir partiye, hiçbir şeye menfaatsiz, karşılıksız kaldığımız yerden Hacı Başkan'la yola devam diyoruz. Evet. Evet, sizi tanıyabilir miyiz efendim? Evet, ben Huriye Hürriyet Çetin. Belediye Başkanı eşiyim. Evet, eşimle birlikte biz... Sağ olun, teşekkür ederim. Eşimle birlikte 5 yıldır memleketimize en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Hizmetlerimizin daha biz tamamlanmadığına inanıyoruz. Daha eşme için çok yapılacak şey var. Bu yüzden devam etmek istedik. Evet, yarım kalan zannediyorum projeleriniz de var. Başkanım biraz önce bahsetti. Onların tamamlanmasını... Evet, yarım kalan projelerimizi tamamlayıp artık mahallelere girip daha güzel mahallelerimizde çocuklarımız için, gençlerimiz, kadınlarımız için daha güzel sosyal çalışmalar yapmak istiyoruz. İnsanlara en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet, güzel bir eşme için eşme, evet, sevdalılarıyla, evet, beraberiz. Evet. Evet,
İşte sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler, şu anda Eşme'deyiz ve belde belediyelerimizin çalışmalarını, siyasi çalışmalarını izlemek üzere şu anda buradayız. Ve şu anda AK Parti milletvekilimiz İsmail Güneş bizlerle beraber. Değerlendirmelerini alabilir miyiz Sayın Vekilim? Öncelikle ben 31 Mart'ta yapılacak seçimlerimizin hem ülkemize, hem Uşağımıza, hem Eşme'mize, diğer ilçelerimize ve beldelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii bizim iddiamız şu, bu belediyecilik işi AK Parti'nin işidir. Ve 94 yılında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilk defa İstanbul Belediyesi'ni aldığımızda, yine o dönemde 94 yılında Melik Gökçek'le Ankara Belediyesi'ni aldığımızda İstanbul ve Ankara'da ne kadar değişim olduğunu insanlar gördü. Biz şunu iddia ettik. Aynı şekilde Uşak'ta da değişim olacağını söyledik, değişim oldu. Ve 2014'te şunu söyledik. Biz dedik ki Eşme Belediyesi'ni alırsak Eşme'de çok şey değişecek dedik. Ve 5 yıl süresi sonunda şunu gördük arkadaşlar. Gerçekten de Hacı Mustafa Çetin Başkanımız Eşme'de çok büyük hizmetlere imza attı. Allah kendisine razı olsun. Ve burada biliyorsunuz ilk göreve başladığında çöp sorunu vardı ve sokakların temizliğinde problem vardı. Yine alt kanalizasyon problemleri vardı, çarşı pazar problem vardı, otopark problem vardı, sosyal tesis problem vardı. Bunların bir sürüsünün sorunlarını çözdü elhamdülillah. Biz diyoruz ki Eşme'nin kaybedecek zamanı yok ve dolayısıyla da Hacı Başkan bu işi biliyor. Diğer taraftan da Eşme halkımız da bu hizmete alıştı. Ve biz Eşme'yi daha çok güzelleştirmek istiyoruz. Sosyal yönden daha çok yaşanılan bir ilçe haline getirmek istiyoruz. Ve Eşme'de yaşayan insanların da Eşme'den yaşamaktan memnun olduğu bir şehir merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için biz Hacı Başkan'ın her zaman emrinde olduk. Ve devletimizin imkanlarını burada da Eşme'de de hayata geçirme yönünde çok büyük gayret sarf ettik. Belki altyapı projesi hiçbir belediye başkanının kolay kolay cesaret edemeyeceği bir yapıdır. Çünkü toprağın altına gömersiniz, her şeyi kimse görmez. Ama biz dedik ki bu Eşme'nin 50 yıllık bir sorunu ve altyapı projesini hayata geçirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunu bitireceğiz. Diğer taraftan işte çevre yolumuz olsun, otopazarımız olsun, diğer pazar yerimiz olsun ve pek çok hizmetler hayata geçti. Biz diyoruz ki arkadaşlar, Eşmeli bu dönemde gerçekten de hizmet edenle hizmet etmeyeni ayırt edecektir. Bizim iddiamız şu, biz diğer partilere kötü demiyoruz ama daha önceki dönemlerde de biz burada muhalefet partisinin iktidarda olduğunu biliyoruz. İyi bir arkadaşımız vardı ama hizmet etme yönünden halkın taleplerini karşılamaları mümkün değil. Bugün aynı şekilde İzmir'de var, bir İzmir'e bakıyorlar, bir İstanbul'a bakıyorlar, bir Ankara'ya bakıyorlar. Ve gerçekten de hizmet konusunda AK Parti'nin bir liderliği var. Aynı şekilde Eşme'de de bu böyle. Biz diyoruz ki Eşme'nin kaybedecek değil 5 yılı 1 dakikası bile yok. Ve dolayısıyla da biz halkımızın bu dönemde de Hacı Başkan'a karşı teveccühünü alacağız. İnşallah halkımıza layık olmak için ve Hacı Başkanımızın birçok projesi var. Onlara ilaveten biz de inşallah hükümet olarak burayı önümüzdeki dönemde bir hükümet binası, arkasında bir adliye binası ve ayrıca gençlerimizin gidebileceği, içinde yüzme havuzunun da olacağı bir gençlik merkezi projemizde var. Bunları tabii ki yerel yönetimle merkezi hükümet birlikte hareket edince buradan kazanan neresi olacaktır derseniz Eşme olacaktır. Ben buradan tabii ki tüm Eşmeli hemşerilerime şunu demek istiyorum. Yani hizmet sırasında bir takım hatalarımız olabilir, bir takım kusurlarımız olabilir. Tüm vatandaşların isteklerini, taleplerini yerine getirmemiz mümkün olmayabilir. Ama bizim amacımız sadece hizmet. Biz de diyoruz ki inşallah bu dönemde de bize hizmet versinler, bizim önümüzü açsınlar, biz de yeter ki onlara hizmet edelim diyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Sayın Vekilim, bu arada ben hemen sormak istiyorum. Zannediyorum MHP ile bir ittifak söz konusu. MHP'li ilçe başkanımız da zannediyorum burada. Evet, mikrofonu size uzatalım efendim. Şimdi burada tabii ki Türkiye'nin genelinde bir Cumhur İttifakı ve diğer ittifak zuhur oldu. Ve bizim iddiamız şu. Biz gerçekten de hem mutlaka tüm partiler vatanını milletini sever ama bu
15 Temmuz 2016'da geçirdiğimiz darbe girişimine karşı ve bu darbe girişimin tehlikelerini en iyi idrak eden Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin üzerine oynanan oyunları en iyi idrak eden yine Cumhur İttifakı'dır. Biz de burada işte karşı tarafta bir ittifak olunca burada da bir ittifak oldu. Ama esas önemli ittifak halkın gönüllerindeki ittifaktır. Bunlara bakmaz. Burada bizim kuracağımız ittifak hizmete devam mı, hizmete son mu ittifak olacaktır. Biz diyoruz ki inşallah eşme gereken yapacak, hizmete devam ittifak verecektir diyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim.